Lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 13 yılında kimsenin bile hayal edemediği birinci atılımı gerçekleştirmiştir. Bu atılımın kaynağı demokratik meşruiyet, siyasal meşruiyet ve 9 seçimde milletimizin ortaya koyduğu büyük destektir. Şimdi hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te ikinci atılımı tamamlamaktır. AK Parti bütün başarısını, yol haritasını belirlediği birinci olağan, ikinci olağan, üçüncü olağan, dördüncü olağan, birinci olağanüstü kongre süreçlerinde ortaya koymuş olduğu ilke, felsefe ve bunun üzerinde milletle imzaladığı sarsılmaz güvene dayalı sözleşme ile sağlamıştır. AK Parti ülkemizin siyasi tarihinde yükseliş dönemi olarak kaydedecek bu süreçte gayretli ve inançlı çalışmalarla birçok yapılamaz denilen icraatı gerçekleştirdi. Hayaller hepsi gerçek oldu. Ülkemiz ve insanlığımızın gelecek ümidini pekiştirdi. Memleketimizin çevresini değiştirdi. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma, adaletten emniyete kadar her anlamda siyasi etkinlikleri ortaya koyduğu disiplin ve düzen ülkemizde ve bu dünyada takdir edilmektedir. Bu felsefe siyasi hayatın ben fikrini çıkartmış, biz ülkem ve davam anlayışını getirmiştir. Birinci olağanüstü büyük kongremi süreciyle yapılışıyla ve sonucuyla bütün bunun en mümtaz ve en yakın örneğidir. AK Parti birinci olağanüstü büyük kongresiyle ülkesine ve dünyaya ortak akılla birlikte istikrara, güvene ve büyük hedeflere olan vazgeçilmez bağlılığın mesajını vermiştir. AK Parti birinci olağanüstü kongresiyle aynı salonda halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kongrede bütün katılanların ortak ittifakıyla seçilen Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu örnek tablo ile Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. AK Parti'nin önümüzdeki hedefi başlayan 5. olağan kongre süreciyle birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmak. Milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrar, huzur, gelişim ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi de budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz, 5. olağan kongresinden elde edeceği güç, birlik ve beraberlik anlayışı, kongreden çıkaracağı enerji ve milli idareyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongremiz, Türkiye'mizin büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır. Kongremiz çözüm süreci irademizin kaynağıdır. Kongremiz yeni Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacı olan yeni anayasanın aziz milletimize buluşturma iradesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz ve tüm vasiyet kanıtlarının paralel yapının milletimize musallat olan tüm münasebetlerinin tasfiye edilmesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adım gerçekleşecek mimarinin meşruiyetin kaynağıdır. Kongrelerimiz öncü Türkiye'nin tam demokrasinin, yükselen ekonominin, eşit vatandaşlığın, millet-devlet muhabbetinin kaynağıdır. Kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Nihayetinde kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizin yeniden güç alacak partimizin ve teşkilatımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. Ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Değerli basın mensupları ve de kıymetli arkadaşlarım, gerçekleşecek olan 5. olağan kongre takvimi 15 Eylül 2014 tarihine başlamış. 22 Şubat 2014 tarihinde ilk kongrelerin sonuçlanması ile büyük kongrelerin önceki süreçte tamamlanmış olacak. 5. olağan kongre sürecimizin ilk ve en önemli aşaması köy ve mahalle delegeleri seçimidir. Delege seçimleri parti içi demokrasinin temel taşıdır. Bunun için delege seçimleri köy, mahalle ve beldelerimizde kayıtlı tüm üyelerimizin katılımı ile mahallelerimizde ve sandık konulara yapılacaktır. Delege seçimleri partimizin
ve toplumumuzun her kesimde kucaklayan adil bir anlayış ile tüzüğümüze ve yönetimimize belirtilen kıstaslar ve ilkeler göz önüne alınarak gerçekleşecektir. İlimiz, ilçemizdeki delege seçimlerini köy ve tüm mahallelerimizde 2014 Ekim ayına ve belirtilen saatlerde parti içi demokrasi ve seçmenlerin buluşması en önemli temel köy mahalle temsilcilerimize atmış olacaktır. Daha sonra kongre takvimine uygun olarak 1 Kasım 31 Aralık 2014 tarihlerinde ilçe kongreleri ve 22 Kasım 2014 22 Şubat 2015 tarihleri arasında il kongreleri gerçekleşecektir.